Ahmet Hocama kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Şimdi İngilizce bizim ülkemizde gerçekten öğrenilmesi zor bir duruma geldi. Önceden de böyleydi. Şu an ikinci sınıftan başlıyor. Ömür boyu devam ediyor. Öyle diyeyim size. Bu dönemde sizin İngilizceyi öğrenmeniz gerekiyor. Öğrendikten sonra hocam benim amacım ne olacak? Bizim amacımız şu olacak arkadaşlar. En fazla bir yanlış. Tamam mı? Biz burada derslerde ne yapıyoruz? Bu TEOG, LGS derslerinde Ahmet hocamla karşılıklı biraz motivasyon konuşması, biraz eksiklerimizi görelim. Birkaç da soru tarzı nasıl çözülür? Sınav esnasında nereye bakmam gerekir tarzında cümleler şeklinde ilerleyeceğiz. Eğer ilk defa katılanlar varsa. Aga, Bir de sen şunu de ekleyeyim buyurun hocam. hocam bitmeden önce hemen. Soruların büyüklüğü öğrencileri korkutmasın. Genelde sorular çok böyle bir yarım sayfa kaplıyor ama anahtar kelimeler soruların içerisinde. Yani cevap çok kolay bulunabiliyor aslında. Evet, aslında uzun sorular biraz daha kolay diyebilir miyiz hocam? Uzun Tabii sorularda tabii. Yani detay. boşuna israf aslında yapmışlar ama öyle. Evet. Dediğim gibi Uzun gözünüz korkmasın soruyorlar. arkadaşlar. Zaten burada gözü korkacak bir öğrenci görmüyorum ben. Genel olarak 10'da 10 istiyorum. Benim öğrencilerime şöyle dedim zaten. 10'da 10 görmezsem sizi camdan atıyorum. Böyle bir anlaşmamız var hocam. Ama 7 kişiliğinden İyi 5'i 10'da 10 ha. yaparsa dedim çiğ köfte ısmarlayacağım. Oruç tutuyorken şimdi canınızı çektiriyorum ama yapılacak bir şey. Baba Okay. gene olsun. Aynen, tamamdır. Teşekkür ediyorum. Şimdi gidişatımız şu yönde olacak. Hemen bir briefing verelim arkadaşlar. Geçen seneden çıkmış sorular var. Geçen seneden çıkmış soruları daha önceden incelemiş olan olabilir. Ama biz şimdi tekrar bu son Bakacağız. virajı daha önce de söylemişimdir öğrencilerime. Herkes dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde alması lazım. En tehlikeli viraj son dönemdir diyebilir miyiz Ahmet Hocam? Evet, yani bu dönemde yapılacak herhangi bir ekstra çalışmanın çok büyük faydası var. Yani ben hatta kendim KPSS sınavından biliyorum. Son günü bir şöyle bir baktım, son günü bir soru baktım, o diğer sınavda geldi yani. Sadece son gün, yani belli olmuyor çünkü son 15 gün artık gerek yok çalışmaya moduna girdiniz mi sınav motivasyonunuzu kaybedebiliyorsunuz. Hafiften hafiften çalışacaksınız gene. Özellikle son tekrarlarınızı, özet notları bakmak lazım. Özellikle son günlerde. Ben